Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mürselin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem azizler, eğer sizde biror bir kişinin hakkı bolsa, o hakkını ado kılma gününgizce sizde noqulaylik paydo bo'ladi mı? Ya ki bo'lmasa aytaylik, sizi kimdadir hakkingiz bolsa, hakkingizni olma gününgizce betoqatlik bo'ladi mı? Ha azizler. Demek, eğer bizde birorta bir kişimizde hakkımız bulmasa, onu bizde hakkı bulmasa, biz rahatı faragatta ekenmiz. Hak degende, eğer iktisatını düşünüyotgan bo'lsak, kimdadir moliyavi qarzim yok eken, demek, ben hiç kimden qarzdor emas ekenmen diyetken bo'lsak, bana şunda düşüngen bulamız. Lekin, İslami hakkı, hukuklar, birbirimizdeki muameleler azizler, iktisadi emas aslida. Manevi haklar düşünüledi. Bugün sizge, acib bir hadisini ilindim. Hamamız üçün kerek azizler. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet kılınadı. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Hakkul muslim alel muslimu sittun. Müslümanın Müslümanda altıda hakkı var dedi. Aziz birader, sizni mende altıda hakkınız var eken. Meni ise sizde altıda hakkım var eken. İltimas, birbirimizge hakkımızını bireylik. Qil mahunna ya Rasulallah. Soraştılar. Ya Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem o nima haklar dedi. Yani biz kimge kaysa hakkını bereylik ve kaysa haklarımızını alaylik. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ettiler. Devam etkizim. İza laqitahu fesellim aleyhi. Eğer bir musulmange yoluksin onge salam ver. Ve iza da'ake feacibhu. Eğer o seni birar bir narsaga davet kılsa sen onge cevap ver. Ve iza istansahaka fansah lahu. Eğer o senden nasihat sorasa onge nasihat kıl. Ve iza atasa fahamidallah feşemmidhu. Eğer bir Müslüman braderin aksirip elhamdülillah dese sen onge cevap kaytar. Yaxşilik dile. Fa iza marida fa'uduhu. Eğer bimar bolsa barıp körgin. Ve iza mata fattabi'hu. Eğer alemden ötse onu cenazasta, onu kumuşlikte iştirak etkin. Bir şey onları rivayet kılışken sahih hadislerden. Kelin manaşularını bir organ eylik. Birincisi eğer senge yoluksa salam bergin deyaptılar. Yolukkanda mumun Müslüman birbiri bilen kandı görüşmek gerek. Assalamu aleyküm deyip görüşemiz. Tinçlik sorayımız. Onge Allah'ın rahmetini, berekesini sorayımız. Bana bu Müslümanın salamlaşığı, soraşı. Beni keçirasızlar o azizler. Bana şu mumun Müslümanlarını birbiri bilen soraşı yap. Kengi payette cüda ozgarıp gitti. Ben hayran kalayıpman aynısı yaş yiğitlerde. Minbar uzun sorayım ben. Kuruşken de öpüşüp kuruşu adatınız karışıptı. Kup kör yapman şunu köçelerde yaşı gitlerce acayip giyiniş vagen birbirlerine kuruşken de kollarını birbirlerine bir vurup yüzlerden öpüp koyadı. Kandaydı genge bu azizler. Bazılar ise hatta ağız burun öpüşedigenlerini ham kör yapmış. İslam'da erkekler bunday kuruşmaydı. Umman ayarlardayım. İslam'da azizler bunday kuruşluk yok. İslam'da salam beriladi birbirine ve musafaha kılınadı, kol berip görüşüledi. Bana bu en yakışı sünnet. Aslında Müslüman adam buna kanarsalardan özünü ihtiyat kılış gerek. Bizi birbirimizdeki hakkımız fakat salamu aleykdeyken. Salam beriş, sünnet, aleyk oluş vacip azizler. Hatta farzı kifaya değilken. Salam versek bir arkasıya, o sünnetini bacarken bulamız. Lekin onu cevap verişi muhumroq. Şunun için birbirimizni ko'rganimizda eng yaxshi salomlashishlikda salom alik bilan qo'l berib ko'rishib salomlashmoq kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir mu'min qo'l berib ko'rishib qo'llarini bir-biridan ajratsa o'sha gunohlari to'kilishligi haqida ishora berganlar. Ikkinchi haq: "Iza da'aka fa'ajibhu." Agar sizni chaqirsa javob bering deyapti. Ya'ni sizni bir marosimga taklif qilsa boring. U bir-birimizdagi haqlarimizni eng muhimi. Toy marosim qiladi, qanaqadir bir valima qiladi. Sizni taklif qilsa albatta uzringiz bo'lmasa borishligingiz kerak. Uzr bo'lsa mayli, ammo borish kerak. Ba'zan shunaqa holat bo'ladiki, shaxsan ahli ilmlarga bizi bir odam kelib marosimga aytadi. Domla boring deydi. Azizlar,
Aslo ahli ilimlerde bir ortası marosimga borsa menga to'rtta nom berarmikin, tursun pul berarmikin degan narsa bilan bormaydi. Alloh saqlasin. Ta'madan Allohni o'zi saqlasin. Faqatgina taklif bo'ldim, borishga endi majburman. Chunki u birodarda endi menda haqqi bor. Men bu haqqini borishlik bilan bajarmog'im kerak deb boramiz. Va albatta biz va'da berar ekanmiz ahli ilimlar, hamma domlalar nomidan men gapiryapman. Xudo xohlasa degan narsani qo'shishimiz ham kerak. Aytamiz shunaqa deb. Ba'zan bora olmay qolishimiz mumkin, uzr sababli. Lekin bir odamga va'da berib, ikkinchi odamga borishlik umuman odobga to'g'ri kelmaydi. Ba'zan odamlar kelib aytsa, birodar, mana palonchi bir birodarimiz aynan o'sha kunga, siz aytgan kunga taklif qilgan edi. O'sha joyga boramiz desiz, kalondimoroq odam, badavlatroq odam bo'lsa, bizga qarab, domla u joyga shogirdingizni yuborib, bizikiga siz boring dedi. Nega birodar? Boy bo'lganligingiz uchunmi? Siz qayerdan bilasiz kimnikiga borsam Alloh menga qancha ajr berishin? Bir insonga va'da qilib, u bizni kutib turibdi. Uni qalbini og'ritib sizningikiga borishligimdan qanaqa ajr bor? Holbuki payg'ambarimiz alayhis solatu vasallam birinchi aytilgan joyga borishlikka buyurdilar. Shunday ekan bizlar ham bu bitta domlalarga, ahli ilmlarga taalluqli emas, qaysi birimiz bir joyga taklif qilingan bo'lsak, birinchi taklif qilingan joyga borishligimiz kerak. Agar ikkita qo'shni birdan aytib qoldi, qaysi biriga boramiz desa, yaqinrog'iga, qarindoshligi jihatidan yaqinrog'imi? Yo'q. Xonadoni jihatidan yaqinrog'iga birinchi boramiz. Agar ular ikkalalari birdan aytib qolsa, agar biri avval aytgan bo'lsa, ikkinchisiga uzr aytamiz. Chunki uni bizda haqqi bor, buni ado qilishimiz kerak. Buni to'g'ri tushunish kerak. Keladilar, aytadilar, domla marosimimizga boring deydi. Axir va'da qilib qo'yganmiz desek, bizga eng hurmatli bo'lgan odamlarni, nozik odamlarni o'rtaga qo'yib chiqaradi. Domla palonchi borgan ekan, iltimos bizga qarashli borib bering. Kechirasiz. Bu qilayotgan ish beodoblik. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, bizga har qancha hurmatli bo'lsin, har qancha biz uchun qadrdon bo'lsin, lekin biz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning so'zlarini hamma narsadan yuqori qo'yamiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytilgan taklif qilingan joyga birinchisiga bor dedilarmi? Mana shu joyga boramiz. Bu hammaga taalluqli. Bu bir-birimizdagi haqqimiz. Uchinchi haqqini aytdilar. Agar sendan nasihat so'rasa, unga nasihat qil dedi. Ha azizlar, bu hayot ekan, bir-birimizni nasihatimizga muhtojlik bo'ladi. Ba'zan menga nima degan qovulda ish ko'ramiz. Odamlar bizga diniy idoraga keladilar. Nasihat so'rab keladi. Bizni ahli ilm deb o'ylab kelarkan qadamlarga hasanot bo'lsin. Biz bir talibi ilm bo'lsak. Lekin olim deb, ahli ilm deb ular kelyaptilar. Bir xijolat bo'lamiz. Allohim ularning niyatiga yarasha bizga ilm bersin, taqvo bersin. Nasihatga kelyaptilar. Biz ularni quloq solib nasihat berib chiqaryapmiz. Ba'zan shogirdlarim aytadi, "Domla, kim kelsa majbur quloq solasiz." Majburman. Chunki u nasihat so'rab keldi. Shariatda uni haqqini ado qilish kerak. Xuddi shuningdek, siz ham birodar, qo'shningiz kiradi, do'stingiz keladi, nasihat bering dedi. Chunki bu inson bir-birimizga nasihatimizga muhtojmiz. Kimdir kasbda bundan ko'ra mohirroq bo'ladi, kimdir hayotda bundan ko'ra tajribaliroq bo'ladi. Shunday ekan, bir-birimizga nasihat deganimizda nasihat berib turishligimiz kerak. Faqatgina bu nasihat shariatga, sunnatga munosib tushadigan qilib aytishimiz kerak. Agar bunga qodir bo'lmasak, u nasihatni, o'sha maslahatni beradigan boshqa mutaxassisga yoki boshqa tajribaliroq, olimroq odamga yo'llab qo'yishimiz kerak. Keyingi haqqi ida'atasa, agar aksi ursa, alhamdulillah desa, unga qarab yarhamukulloh, Alloh sizga rahm qilsin deb yaxshilik tilashlik. Mana bu narsa ham bir-biridagi haqqi hisoblanadi. Va yana bitta haqqi va ida marida fa'udhu. Bir birodarimiz kasal bo'lsa, buni ko'rgani borishimiz kerak. Uyamizdagi haqq. Ko'rgani boramizmi biz? Mahallamizda tanish bilishimiz, qarindosh urug'imiz, birga ishlaydiganlarimiz kasal bo'lib qolsa, hammasiga ham boryapmizmi? Ba'zan boy, badavlat, amaldor odam kasal bo'lib qolsa, katta-katta sovg'a-salomlar bilan ularni oldiga boramiz. Lekin bitta faqir, kambag'al odam kasal bo'lganini eshitsak, uni oldiga bormaymiz. Aslida biz uni oldiga borishimiz kerak edi sizlar. Kasal odam
kimidir kelishini, kimidir duosiga muhtoj bo'lib turadi. Bir ko'ngilni ko'tarib qo'ying. Mahallangizdagi eng faqir odam kasal bo'lsa ham boring birodar. Uni oldiga kiring, duo qiling. Kasalni oldida uzoq o'tirmang. Qo'rqitmang. Ey, kasalingiz og'ir ekan, mana bunday ekan demang. O'zingiz bilmagan holda unga muolajasi uchun tavsiya ham bermang. Chunki bu tabibning ishi. Sizning ishingiz uni haqqiga duo qilish. Ko'rinishingiz yaxshi. Inshaalloh dardni berguvchi Alloh shifosini ham beradi. Yaxshi bo'lib ketasiz degan gaplar bilan dalda bering. Faqir bo'lsa, kambag'al bo'lsa, dori darmoniga pul bering. Ana bu siz tomonidan haqiqiy musulmonlikning ishi. Biz bunday qilmaymiz. Boy, badavlat odamlarga boramiz. Unga yana eng qimmat narsalarni olib boramiz. Aslida u odam bizi bu narsamizga muhtoj bo'lmas ham qilamiz. Lekin faqir, bechora, kambag'alga bunday qilmaymiz. Kasal ko'rish deganda faqat boylarni ko'rib, kambag'aldi holdan xabar olmaslik degani emas. Kimni tanisak, kimni eshitgan bo'lsak, albatta uni holidan xabar olishimiz kerak. Va keyingi haqqi idamata fattabihu. Agar olamdan o'tsa, unga ergashamiz, ya'ni janozasiga boramiz. Janoza bobida ham yuqoridagi gapda azizlar, maqol bor ekan xalqimizda. Qozining g'ozi o'lsa, 1000 kishi, qozining o'zi o'lsa, 1 kishi deydi. Qozi bo'lib turgan odamda g'ozi o'lsa 1000 odam boradi-yu, lekin o'zi o'lsa 1 odam boradi. Endi unga borishligidan hech qanday manfaati yo'q-da. Shuning uchun shunday ekan, kambag'almi u, bechorami u, bizga foydasi bormi, yo'qmi, mu'minmi? Janozaga eshitib qoldikmi? Unga borishlik bizning burchimiz, u mu'minda bizdagi haqq hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Madinaning munavvarida turganlarda bir kambag'al, faqira, miskina ayol kelib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga doim savol berib turardilar, javob qaytarardilar, nasihat olardilar, gapirardilar. Orada bir qancha vaqt haliga ayol ko'rinmay qoldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalardan menga ko'p savol berib turadigan ayol bor edi, ko'rinmay qoldi deydilar. Sahobalar, u ayol olamdan o'tdi ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolam sahobalardan xafa bo'ldilar. Nega menga aytmadinglar? Nega bir faqira, miskina, kambag'al ayol, doim menga hamsuhbat bo'lib turgan ayol olamdan o'tsa nega menga aytmadinglar dedilar. Qayerga dafn qildinglar, ko'rsatinglar dedilar va qabriga borib u ayolning haqqiga duo qildilar. Allohim, bizni mana shunday bir-birini haqqini ado qiladigan insonlardan bo'lishimizni nasib aylasin.